Şimdi Kürt seçmenle ilgili bir şey var. Yani seçmen tavrı nasıldır, ne değildir, neye göre hareket eder? Şöyle bir şey var. Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin bir toplantısı oldu. Toplantının başlığı Türkiye siyasetinde Kürtler ve seçimlerdi. Ve bu toplantıya hukukçular, siyasetçiler ve gazeteciler katıldılar. Şöyle bakalım şimdi neler konuşuldu, kimler vardı toplantıda. Diyarbakır'da Türkiye siyasetinde Kürtler ve seçimler başlığıyla bir toplantı düzenlendi. Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi ev sahipliğindeki toplantıya hukukçular, siyasetçiler ve gazeteciler katıldı. Kürt seçmenin seçime yaklaşımı ve seçmen tavrı tartışıldı. Diyarbakır'da seçimde hem kilit hem anahtar rol oynayacak olan ve Yeşil Sol Parti ile seçime girecek olan HDP'nin en güçlü olduğu şehir. Seçimin sonuçlarının, olası sonuçlarının Türkiye için nelere yol açabileceği konuşuluyor. Mevcut iktidarın değişiminin Kürtler açısından bir umut var, gelecek imkanı doğurup doğurmadığının üzerinde daha çok duruldu. Seçimin çantada keklik olmadığı muhalefet için ve muhalefetin hani iktidar seçimi kazanma kapasitesine sahip olmasa bile muhalefetin seçimi kaybetme tehlikesi taşıdığına vurgu yapılıyor. Toplantıda 7 Haziran 2015 seçimleri de önemli bir başlık oldu. Özellikle 7 Haziran 2015'te gerçekleşen genel seçimlerden sonra Türkiye'de birçok hak ihlalinin çeşitlenerek arttığına biz tanık olduk. Seçim dönemlerinde biz kimi zaman hukuksuzluğun, yaşanan hukuksuzlukların ve hak ihlallerinin normal seyrinden daha yoğun yaşanabileceğine tanık olduk. Hükümetin nasıl bir Kürtlere dönük nasıl bir program izleyeceğine ilişkin çok umut sahibi olmasak da Kürtlerin oylarına muhtaç oldukları için, Kürtlerin oylarına ihtiyaçları olduğu için Kürt meselesine ilişkin yaklaşımlarının en azından vaat boyutuyla evrilebileceği bir ihtimal. 14 Mayıs seçimlerinde Kürt seçmenin kritik bir rol oynadığı fikri tartışmalara hakim oldu. Ortak payda şu, 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Kürtlerin bu ülkede nerede ve nasıl görüldüğü ve bu seçimde Kürtlerin kritik rolünün seçime nasıl yansıyacağı ve Kürtlerin nasıl bir pozisyon alması gerektiği. Siyasi parti üzerinden milletvekili seçimi değil bu sadece. Aynı zamanda başkanlık sisteminde her küçük partinin bile oyunun çok kıymetli bindiği bir süreçteyiz. Seçimde ittifakların açıklamaları ve tavrı da tartışıldı. Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda İYİ Parti ile bugün HDP desteğiyle seçilen Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir denge sağlayacağı ya da Kürtler, Kürt soruna, Kürt meselesine dair ne tür adımlar atacağı konusunda somut maalesef bir açıklama şu ana kadar yapılmadı. Toplantıya online katılan Profesör Doktor Hamit Bozarsan'sa Kürtlerin mücadelesinin Türklerin özgürleşme mücadelesinin bir parçası olduğunu görmeleri gerekiyor dedi.